Merhaba sevgili canlar, dostlar, merhaba. Adım Cem Kervan. Bu hafta Hak Katında adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Tam ismi Hak Katında Zengin Olalım Canlar. Tabii bu zenginlik manevi bir zenginlik. İsa Ruhullah bir kere halka ders veriyor. Biri geliyor diyor ki, hoca diyor, kardeşime söyle de mirasımızı benimle paylaşsın. İsa herhalde fark ediyor ki bu adamda biraz tamah problemi var. Yani açgözlülük problemi var. Biliyorsunuz bu miras konuları genelde öyle bir şey ki herkes haklı. Yani hani Nasrettin Hoca bir yerde konuşuyor, işte biri geliyor, hoca böyle böyle, hoca diyor sen haklısın. Öteki geliyor, hoca böyle böyle diyor, sen de haklısın diyor. Üçüncü kişi, ya bir dakika hoca her ikisi haklı olamaz diyor, sen de haklısın diyor hoca. Yani böyle miras konuları genelde böyle, mal, mülk, işte adil paylaşım, nasıl bir paylaşımdır, birine göre adildir, birine göre adaletsizdir, hakkaniyet nasıl bulunur, yani öyle bir konu. Ve İsa şöyle bir şey anlatıyor adama, diyor ki vakti zamanında bir adam varmış, çok zengin, aşırı derece toprakları var, bol ürün veriyor, bol mahsul veriyor her sene. Adam şöyle bir sıkıntı içinde, bu kadar ürünle ne yapacağım? Yani tek derdi o. O kadar malı var, bu kadar malla ne yapacağım? Sonra ya ha bildim, ambarlarımı yıkacağım, kocaman böyle muazzam ambarlar yapacağım, dolduracağım onları. Sonra kendi kendime, artık zenginsin, bol malın var, birikmiş bir sermayen var, yıllarca yetecek kadar. Rahat ol, hayatın tadını çıkar diyeceğim kendi kendime diyor adam. Ama o akşam Yüce Hak ne diyor ona? Seni akılsız, bu akşam canını alacağım senden. Kime kalacak bunlar? Ve İsa en son ne diyor? Bu dünyanın zenginliğiyle zengin ama hak katında fakir, hak katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olacak. Onun için ne diyelim? Hak katında zengin olalım biz. Gönül zenginliği, sevgi, barış, tevazu, hak aşkı. Böyle konularda zengin olalım değil mi? Evet, deyiş haline getirdiğim paylaşmak istiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Zamanlar zengin bir adam varmış, toprağı bol ürün verirmiş canlar. Bir zamanlar zengin bir adam varmış, toprağı bol ürün verirmiş. Ne yapayım diye sormuş. Hak katında zengin olalım canlar. Kendine ne yapayım diye sormuş. Hak katında zengin olalım canlar. Sonra demiş ki şöyle yapacağım, ambarlarımı çok büyüteceğim. Sonra demiş ki şöyle yapacağım, ambarlarımı çok büyüteceğim. Bütün buğdayımı saklayacağım,
Hak katında zengin olalım canlar. Bütün bu dayımı saklayacağım. Hak katında zengin olalım canlar. Yetecek kadar birikmiş sermayen var, bol malın var. Ey canım, yıllarca yetecek kadar birikmiş sermayen var, bol malın var. Rahat ol, hayatın tadını çıkar. Hak katında zengin olalım canlar. Rahat ol, hayatın tadını çıkar. Hak katında zengin olalım canlar. Hak ona der seni akılsız adam, sen bu gece olacaksın canından. Hak ona der seni akılsız adam, sen bu gece olacaksın canından. Kime kalacak biriktirdiklerin? Hak katında zengin olalım canlar. Kime kalacak biriktirdiklerin? Hak katında zengin olalım canlar. İşte kendine servet biriktiren, fakat hak katında zengin olmayan. İşte kendine servet biriktiren, fakat hak katında zengin olmayan. Kişinin sonu böyle olur hüsran. Hak katında zengin olalım canlar. Kişinin sonu böyle olur hüsran. Hak katında zengin olalım canlar. Kervanım dünyanın serveti boştur. Hak katında zengin olmak ne hoştur. Kervanım dünyanın serveti boştur. Hak katında zengin olmak ne hoştur. Mevlam kalbimizi aşkınla coştur. Hak katında zengin olalım canlar. Mevlam kalbimizi aşkınla coştur. Hak katında zengin olalım canlar. Evet, bir duayla bitirdik. Ne diyoruz? Mevlam, kalbimizi aşkınla coştur. Hak katında zengin olalım canlar. Evet, inşallah beğendiniz. Beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, aşkta kalın, barışta kalın. Hak katında zengin olun.
Esen kalın, hoşça kalın.